Bu cümledeki ayraçlara sırasıyla aşağıda verilen noktalama işaretlerinden hangileri getirilebilir? Atatürk diyor ki, iki nokta koyacağım çünkü bakın arkasından tırnakla bir alıntı söz alınmış. Tırnak açıldı, cümle söylendi. Türk dili öznemiz olduğu için virgül koyacağım. Dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu dil bilinçle işlensin. Şimdi burada da sıralı cümle var. Bir tane cümlemiz bu, diğer cümlemiz de bu. Sıralı cümlelerden herhangi birinin içinde ya da ikisinin içinde ögeleri arasında virgül varsa, bakın burada vardı. Artık sıralı cümlelerin arasında virgül değil, noktalı virgül koyarım. Koydum noktalı virgülü. Gene özne var bu değil, virgül koydum. Cümlem bitti, tamamlandı, nokta koydum. Cevap C. Aşağıdaki cümlelerde kısa çizgiyle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur. Evet, mesela diyelim ki satıra sığmadı, böleceğiz. Kısa çizgi kullanılır. B. Kelimelerin kök, gövde ve eklerini birbirinden ayırmak için kullanılır. Evet, mesela diyelim ki bu kelimemizin kökü şuraya koyarız. Bunun mekmak anlamına geldiği, yani bunun kök olduğunu göstermek için kullanabiliriz. C. Heceleri göstermek için kullanılır. Mesela kitap, böyle heceleri göstermek için kullanabiliriz. D. Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Hayır, böyle bir kullanımı, böyle bir görevi yok. E. Arasında ve ila, ile, den, e anlamlarını vermek için kelimeler veya sayılar arasında kullanılır. Mesela 1 ve 15 bu anlamda kullanılır. Cevap D. Numaralanmış cümlelerin hangisinde virgülün kullanımı yanlıştır? 1. Benim telefonumu kullanabilirsin dedi. Arkadaşlar alıntı eğer tırnak içinde gösterilmeyecekse böyle virgül kullanılır. Burada bir yanlışlık yok. Bu doğru. 2. Bu mahallenin en kafa dengi, en iyi komşusudur o. En kafa dengi, en iyi. Burada eş görevli sözcükler var. Virgül kullanılır. 3. Uçak havaalanına indi. Yolcular kapıya yöneldi. Bakın iki tane cümle var. Yani sıralı cümle kullanılır. Sıralı cümlelerin arasında virgül. 4. O adam hepimizi suya götürüp susuz getirir. Kesinlikle kullanamayız çünkü burada zarf fiil var. Zarf fiillerin arasına, zarf fiillerden sonra yani kesinlikle virgül konmaz. Cevabımız bu. 5. Ahmet Bey uzun süren bir sessizlikten sonra başını kaldırarak söze başladı. Özneden sonra virgül konur. Yani cevabımız D. Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? Büyüleyici bir güzellik. Hayır, bu doğru. Tamamlanmamış cümlelerin sonuna, anlamca tamamlanmamış cümlelerin sonuna 3 nokta konur. Burada bir yanlışlık yok. Tarihleri 17. yüzyıla kadar sıra sayı sıfatlarını göstermek için ıncı inci anlamında nokta konur. Bu da doğru. Yüzyıla kadar uzanan eski Ankara evleri gene tamamlanmamış cümle olduğu için buraya da 3 nokta konmuş, doğru. Bunlar 2-3 katlı ahşap, kerpiç ve tuğladan yapılmış evlerdir. Cümle bittiği için nokta da doğru. Fakat bu şekildeki kullanım sayılar arasında kesinlikle kısa çizgi konmaz. Cevap D. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde kısa çizgi aynı işlevde kullanılmıştır? 1. Fiillerde olumsuzluk mema ile yapılır. Arkadaşlar burada eklerin başında kullanılır. Küçük bir sürü 4 inekle birkaç koyun köye doğru ilerliyordu. Arkadaşlar şu, bakın şurası ara sözümüz. 3. Ben uza fiilinin türemiş olduğunu bilmiyordum. Arkadaşlar fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır. Bu bir fiil kökü. Bunu göstermek için kullanılmış. 4. Şimdiki zaman eki yerine maktam mekti eki de kullanılabilir. Bu da arkadaşlar birinci görevle aynı. Yani eklerin başında kullanılmış. Bakın maktam ekte bir eklerin başında kullanılmış. 5. Hızlı trenle Konya-Ankara yolu 2 saate inmiş. Arkadaşlar bu kullanımın amacı bir olayın ya da bir durumun başlangıcını ve sonunu gösteren tarih ya da sözcükler arasında kullanılır. Yolun başı Konya, vardığı yer Ankara. Bunun için kullanılmış. Yani 1 ve 4 aynı oldu. Cevap B. Bu parçada ayraç ile gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisine verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? Özel adlar büyük harfle başlar. Türkiye, İngiltere, Ankara, Londra. Şimdi arkadaşlar büyük harfle başlar dedi. Sonra örnekler verdi. O yüzden örneklerden önce iki nokta koyacağım. Örneklerimiz Türkiye, İngiltere, ülke. Ülkeleri söyledikten sonra şehirlere geçtiği için araya noktalı virgül koyuyorum. Çünkü noktalı virgülün böyle bir kullanımı var. Farklı bir türe geçince noktalı virgül kullanılır. Örnekler devam edecek. Onun için 3 nokta koyuyorum. Cevap B.
parçada ayraç ile gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? Beni arayan kimmiş diye sordum. Arkadaşlar şu yanıltmasın sizi şu soru kelimesi. Buraya kesinlikle soru işareti koyamazsınız. Çünkü bakın küçük harfle başlıyor. Ünlemden sonra küçük harfle başlanmaz. Soru işaretinden sonra başlanmaz. Üç noktadan sonra başlanmaz. Ve noktadan sonra kesinlikle küçük harfle başlanmaz. Bu da bize ipucu verdi. Demek ki buraya virgül koyacağım. Bürodaki görevli bana bilmem ki bana kim olduğunu söylemedi dedi ve sustu. Şimdi bürodaki görevli bana dedi. İki nokta koyacağım. Alta da uzun çizgi koyacağım. Çünkü konuşması var. Bilmem ki cümle tamamlanmadığı için buraya da üç nokta koyacağım. Bana kim olduğunu söylemedi dedi. Burada da tırnak içine alınmayan bir alıntı sözü olduğu için virgül koyacağım. Yani cevap E. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna ünlem işareti getirilmelidir? Arkadaşlar ünlem kelimeleri varsa bir cümlede ya da uyarı, seslenme, şaşırma, beğeni, heyecan bildiren bir cümle ise ünlem kullanılır. A. Salondaki döküntülerini toplayıp odasına geçti. Burada yok. Nokta koyuyoruz. B. Bir süre sustu. Gözlerini tavana dikip öylece bekledi. Gene yok saydığım şeyler. Bu da nokta. C. Ak Tolgalı Beylerbeyi haykırdı. İlerle. İşte bakın seslenme geldi. O yüzden ünlem koyacağım. D. Burası kuş uçmaz, kervan geçmez bir yer. Nokta. E. Beni çok sever. Söylediklerimi de önemser. Nokta. Cevap C. Bu parçada ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? Hayat sürekli bir akış içindedir. Durmadan gelişir, değişir. Arkadaşlar hayat özne olduğu için buraya virgül koyacağım. Sürekli bir akış içindedir bir cümle, durmadan gelişir bir cümle, değişir bir cümle yani sıralı cümle var. Sıralı cümlelerin içinde eğer herhangi bir sebeple virgül varsa, bakın çizdiğim bu cümlede virgül var. Artık noktalı virgül koyarız sıralı cümlelerin arasına. O yüzden buraya noktalı virgül. Sonra sıralı cümlemiz devam ediyor. Gene sıralı cümle olduğu için virgül koydum. Bir düşünür bu durumu nehrin akışına benzetir. Bu yüzden de bir daha geri dönemeyeceğini söyler geçen zamanın. Cümle bitti. Nokta. Cevap A. Numaralanmış cümlelerin hangisinde iki nokta yanlış kullanılmıştır? Buradaki insanların ihtiyacı olan şey şudur. Eğitim. Açıklama yaptığı için açıklama işareti iki noktaya koydu. Doğru. Sonraki kısım şey şudur dedi. Bir şeyi kastettiği için büyük harfle başladı. Bittiği için de tek şey olduğu için sonuna nokta koydu. Bu doğru. Her yerleşim yerinin girişinde bir levha. Hoş geldiniz. Evet, levhanın üstünde ne yazdığını açıklayacağı için açıklama işareti iki nokta koydu. Doğru. 3. Cebinden neler çıktı neler? Mendil, silgi, kalem, para. Burada da gene açıklama yapacağı için iki nokta koydu. Doğru. 4. Hava iyice kararmıştı. Göz gözü görmüyor. Yavaş adımlarla ilerliyorduk. Arkadaşlar burada iki nokta koymam için hiçbir sebep yok. Normal arka arkaya cümleler sıralanmış. Bu nokta olmalıydı. Cevabımız da gelmiş oldu. 5. Toplantıda birçok kişi vardı. Müdürler, basın mensupları gene açıklama yaptı. O yüzden iki nokta koydu. Cevap D. Bu parçada geçen aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisinin kullanımı yanlıştır? Hasbihal uzadıkça kendi göremediği rezaletlerin mufassal ayrıntılı hikayelerini işitiyordu. Arkadaşlar bir kelimenin eş anlamlısı parantez içinde söylenebilir. Özellikle yabancı kökenli kelimeler. Burada mufassal Arapça Türkçesini parantez içine yani yay ayraç içine yazmış. Yay ayraç doğru kullanılmış. Gözlerini açtı iki nokta. Çünkü bakın burada bir konuşma çizgisi var. Başkasının sözü söylenecek. O yüzden bu konuşma çizgisi de doğru. Yani uzun çizgi diyoruz buna. Şu iki noktada doğru. Hırsız cümle tamamlanmadığı eksiltili olduğu için 3 noktada doğru kullanılmış. Defolun şimdi evimden diye haykırdı. Arkadaşlar şurada kesinlikle ünlem kullanamaz. Çünkü küçük harf. Bakın ünlemden, soru işaretinden, 3 noktadan ve noktadan sonra küçük harfle başlanmaz. Büyük harfle başlanır. O yüzden burada yanlış bir kullanım var. Bunun virgül olması gerekiyordu. Alıntı sözler tırnak içine alınmadığında virgül kullanılır. Doğru cevap E. Bu cümledeki noktalama yanlışı aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? Bir öğrencinin aynı kitabı ikinci kez okuduğunu görünce, arkadaşlar ince ince zarf fiildir. Zarf fiillerden sonra kesinlikle virgül koyamayız. Burada yanlışlık bundan kaynaklanıyor. Şıklarımıza bakalım. Noktalı virgül yerine iki nokta kullanılmasından, tırnak işaretinin gereksiz kullanılmasından, ünlem işareti yerine soru işareti, hayır. D. Görünce sözcüğünden sonra virgül kullanılmasından. Evet cevabımız bu.
Okuyorsun sözcüğünden sonra virgül kullanılmasından cevap D.